Doğalgazda Nisan ayından geçerli olmak üzere mesken abonelerinin tarifesine %35, sanayi abonelerinin tarifesine ise %50, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise %44.30 üzerinden zam yapıldı. Tüm bu ayrıntıları almak üzere Gama Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışır bizlerle birlikte. Tamer Bey, hoş geldiniz. Evet, bunu nasıl okumalıyız? Önce nasıl yorumlarsınız? Sonra ardından yine soracağım sorular olacak. Günaydın Pelin Hanım. Bu konuda esasında 3 ayrı başlıkta değerlendirmek lazım. Bu BOTAŞ etkisi, doğalgaz kullanıcılarının etkisi ve enerji sektörünün etkisi olarak bakmak lazım. Bu gerçekleşen zamı bekliyor muydunuz? Açıkçası bekliyorduk. Elektrik fiyatlarındaki tavan fiyatın 2500 olarak belirlenmesi sonrasında daha önce BOTAŞ'ın uyguladığı benzer prensipler kavramında bizim de beklentilerimiz 10.000 TL ve 11.000 arasında bir rakama oturmasıydı. %44,3 en azından beklediğimiz enstitü oldu. Bu anlamda söyleyebiliriz. Yani bu kabul ettiğimiz anlamda değil de en azından hesapladığımız anlamlarda diyebilirim. Konut ve diğer tarafta da tabii zamlar olması gerekiyordu. Bunun da ana nedeni yurt dışında gerek savaş öncesindeki Kasım ayında gerekse savaş sonrasında artan fiyatların hala yüksek seviyede devam ediyor olması. Tabii bunun diğer bir etkisi de bakıldığında enerji fiyatları dışında enerjinin oluşumu veya enerjinin üretimiyle ilgili bir etkisi var. Şu anda doğalgaz santrallarında ortalama %55 verimli kombine çevrim santralları olarak bakıldığında elektrik üretim maliyeti, sadece gaz yakma maliyeti 2000 liraların üzerine çıkmış durumda. Bununla beraber özellikle son dönemde kömür fiyatlarındaki artış nedeniyle azalan kömür, ithal kömür arzı, düşük seyreden hidroloji ve diğer etkenler, yükselen talep, bunların hepsi dikkate alındığında enerji sektöründe de açıkçası dengelerde daha oturma olmamıştı. Nisan ayı ile beraber tabii farklı bir dengeye de oturacağımızı düşünüyoruz. Peki enerji ayağıyla alakalı biraz daha burada alternatif enerjilere yönelik de bir takım çalışmalar öne çıkar mı? Şimdi zaten şöyle söylemek lazım. Bugün gelinen noktada Türkiye'nin enerji tüketimini karşılamak için hali hazırdaki konvansiyonel enerji ve özellikle yönelilmesi gereken yenilenebilir enerji kavramlarında maalesef ilgili ve beklenen adımlar atılamıyor. Bunda tabii hem piyasalardaki oynaklık diyebileceğim sabit olmayan gelişmeler hem de mevzuatsal olarak son tüketiciyi koruma amaçlı alınan kararlar etkili. Ümit ediyoruz ki bundan sonraki dönemde biraz daha geleceğe güven veren ortamlar oluşur ve yenilenebilir enerji kavramında artışlar gerçekleşir. Özellikle güneş enerjisi tarafında ciddi bir büyüme olması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Tamer Çalışır, aktardıklarınız için, değerli fikirlerinizi paylaştığınız için. Doğalgaza gelen zammı konuştuk, özellikle üç bacağından da bahsetmiş olduk.